kendimizden eşler ve çocuklar var eden ulu Allah. Ey bizim Rabbimiz, sana sonsuz kere hamd ederiz, bizi hamd eden kullarından eyle. Allah'ım verdiğin nimetlerine şükrediyoruz, bizi şükredenlerden eyle. Allah'ım birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Amin. Bu akşam burada Derya yavrumuzu kutsal askerlik görevine yapmak için, uğurlamak için burada toplandık. Bu birliğimizi her yerde daim eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Bu asker kardeşimiz ana ocağından peygamber ocağına, asker ocağına yarın sabah inşallah yola çıkacaklar. Bu kardeşimizin bu yolculuğunu hayırlı eyle, mübarek eyle. Kazasız belasız askerlik yapacağı kıtasına varmayı nasip eyle. Orada iyi insanlarla karşılaşmayı kendilerine nasip eyle. Komutanlarına itaatkar bir asker olmayı nasip eyle. Attığını 12'den vuran başarılı bir asker olmayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bu askerimizi sen tüm hastalıklardan, kötülüklerden, düşmanın kurşunundan sen koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, anne babasına da hayırlı, sabırlı beklemeler nasip eyle. Hayırlı tezkereler beklemeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Üç kişinin cehennem ateşi yakmayacaktır buyuruyor. Biri Allah için ağlayan, biri sınırda nöbet tutan, biri sınırda nöbet tutan askerin gözünü cehennem ateşi yakmayacaktır buyuruyor. Ya Rabbel Alemin, Derya oğlumuz da bu inançla, bu imanla askerlik görevini yapmak için o kutsal mekanlara gidiyorlar. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşimizi askerlik görevini yaptıktan sonra salimen, ganimen ailesine, sevdiklerine, dostlarına, memleketine, çanımıza kavuşmayı kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Rahman Rahim'in, bizim için asker ocağı kutsaldır. Bir ana ki Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul Sirkeci Garı'ndan evladını uğurlarken şöyle nasihat ediyordu evladına. Oğlum, ben babanı Yemen'de kaybettim, dayını Şipka'da kaybettim, amcanı Kore'de kaybettim. Eğer bu vatandan bu ezanlar susacaksa, bu bayraklar inecekse, senin annenin başörtüsüne halel gelecekse, sen de git oğlum, gelme, sen de şehit ol diyordu. İşte ya Rabbel Alemin, biz bu inançla, bu imanla evlatlarımızı askerlik görevini yapmak için gönderiyoruz. Bizim bu inancımızı, bu samimiyetimizi daim eyle ya Rabbi. Ülkemizi her türlü kötülüklerden, düşmanın şerrinden, bu ülke üzerinde kötü emel besleyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Sen fırsat verme ya Rabbi. Onları ıslah eyle ya Rabbi. Islah olmayacaklarsa o zaman onları kahru perişan eyle ya Rabbi.